Kayıttayım şimdi. Bak. Niye koca koca şey değil, parmak değil. Kırmızı değil. Küçük olduğu için. Yavru olduğu için. Ne var? Bak gelin buradan bakabilirsiniz. Sazlığın içinde büyük bir tane var. Anne mi o? Ha, bakayım şimdi ona da. Şeyle güzel oldu kadro. Evet evet. Dürbünde de o güzel. Wow, teknenin sağ ucuna da şey bir şey yapmışlar. Evet, evet. Bir boyun yapmışlar. Onunla çok zarif gözüküyor. Sanki orada... Önemli bir işi var. Oraya gidecek şimdi. Oradaki köpekleri. Ortalığı karşılayacak. Neyse millet kaldı. Flamingolar ülkemizde İzmir Kuş Cenneti ve Tuz Gölü'nü duruyorlar. Flamingolar üreme zamanından sonra, buralarda toplantıdan sonra göçlerine başlıyorlar ama onların göçleri tıpkı kırlangıçlar ve leylekler gibi değil, onlar gibi sabit rotalı değil, sulak alanları beslenmek amaçlı ziyaret ediyorlar. Bu amaçla bilim insanları çalışıyor flamingo göçleriyle ilgili. Bu amaçla halkalama çalışmaları yapılıyor. Ülkemizde de İzmir Kuş Cenneti'nde Ege Üniversitesi ve İzkuş'un yaptığı birçok çalışma oldu bu zamana kadar. Bununla birlikte bugün Demre Çayağzı Deltası'nda gördüğümüz flamingolar, 6 adet flamingo gördük. Gri renkteydi ve gri renkte olması bize onların bu senenin yavruları olduğunu gösteriyor. Muhtemelen ya ülkemizdeki üreme alanlarından ya da Akdeniz Havzası'ndaki başka sulak alanlardan doğduktan sonra, uçmayı öğrendikten sonra sulak alanları gezmeye başladıklarında uğradıkları bir yer olarak düşünülüyor. Bu amaçla ülkemizde pek çok sulak alanı yaz ve sonbaharda, daha doğrusu yaz sonu ve sonbahar, kış boyunca gezecekler. Sonra tekrardan ilkbahardaki üreme zamanında, üreme alanlarında buluşacaklar ve kur danslarıyla dişilerin ilgisini çekmeye çalışacak erkek bireyler. Ardından yuvalarını seçecekler ve yuvalarında kreş gibi topluca hep birlikte bir üreme ortamı oluşturacaklar. Her flamingo bir tane yavru çıkarıyor, bir tane yumurtası oluyor. Fakat onların beraber bir topluca üreme davranışından dolayı üreme başarısı oldukça yüksek. Bu anlamda flamingolar aslında dünya genelinde özellikle flamingoların koruma çalışmaları, üreme alanlarının restorasyonu gibi çalışmalarla sayıları çok fazla arttı. Flamingoların üreme zamanı yaptıkları kur dansı kökeni İspanya olan, ki İspanya'da da flamingoların üreme alanları var. Flamenco dansına ilham kaynağı olmuş. Özellikle baş hareketleri, ayak hareketleri flamingoların bu anlamda flamenco dansının kaynağı olduğu söyleniyor.